Başakşehir Belediyesi sosyal medya hesaplarından iftara doğru başladı efendim. Bugün birlikte bu yeme içme işini konuşalım mı? Hazır Ramazan, karnımız da aç, iftara birkaç saat var. Ama en sık duyduğumuz cümle ne? Yiyorum, yiyorum, doymuyorum. Yiyorum, yiyorum, doymuyorum. Bu duydunuz mu daha önce? Duydunuz. Belki biz de söyledik, söylediniz. Ama biz başkasından, şeyden duymuş olalım. Bunu bir arkadaşım söyledi olmuş olsun değil mi? Biz söylemiş olmayalım. Bir arkadaşım dedi ki yiyorum yiyorum doymuyorum. Bunu bütün insanlar söylüyor aslında şey değil. Yani yalnız değiliz. Bu en azından rahatlatıcı olabilir. Yiyorum yiyorum doymuyorum. Ya da ekmek yemesem olmuyor. Ya da daha bir bir, bir şey var. E, olmuyor yani benim e, kilo da veremiyorum. gitgide de kilo alıyorum. Bütün bunları çok bütün dünyadaki herkes söylüyor bütün insanlık söylüyor aslında bunu. Bu yiyorum, yiyorum doymuyorum meselesi aslında doyuyoruz. Yemek yeme adabını konuşmamız lazım. Yemek niye yenir? Nasıl yenir? Ne kadar yenir? Bunları peki kim belirleyecek? Hani benim boyum şu kadar, kilom bu kadar, cüssem bu kadar, benim yiyeceğimle ne? 5 yaşında bir çocuğun yiyeceği yemek ya da işte 1.60'lık bir, bir kadınla 1.90 boyu olan bir kadının yiyeceği yemekler hepsi farklı farklı. Dünyaya, cinsiyete, yaşa göre bunlara göre değişiyor ne kadar yememiz gerektiği ama aslında temel prensipler var. Ve çok şaşırtıcı bu temel prensipler bugün uzmanlar ne söylüyorsa İslam'da olduğu gibi ne varsa aynısını uzmanlar söylüyor zamanla yavaş yavaş bulunuyor. Bir örnek vereyim mesela. 1400 yıldan daha uzun bir süre önce Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın söylediği yemek yemekle ilgili söylediği ne varsa bugün insanlık ancak onu 21. yüzyılda parça parça erişebiliyor onlara. Yani biz başından itibaren sünnet-i ye, tabi olmuş olsak bütün bu arayışta insanoğlunun yeni yeni bulduğu şeyleri çoktan kavuşmuş olacaktı. Belki zaten hani iddialı olmayalım ama sünneti terk ettiğimiz için de başımıza ne geliyorsa geliyor. Bu sadece kilo almak, sağlıksız olmakla ilgili değil ki. Normal aile hayatımız, iç huzurumuz, dünyalık meseleler, ahiretlik meseleler... bütün buralarda biz bir şey kaybediyorsak... yüksek ihtimalle hem bireysel hem de toplumsal anlamda... sünneti, seneyi terk ettiğimiz için... kaybetmişizdir. Mesela bir örnek verelim. 2016 yılında bir Japon bilim adamı... Nobel tıp ödülünü alıyor. Ne ile alıyor Nobel tıp ödülünü? Diyor ki otofaji. Otofaji ne? Latincesi... iki kelime var orada. Oto... Faji. Oto otomatik olarak kendi kendine demek. Faji yemek demek. İki kelime birleşti otofaji. Adı oldu bize kendi kendini yemek. Yamyamlık gibi. Evet bayağı yamyamlık yani. İnsanın kendi kendini yemesi. Bunu keşfettim diyor adam. Ve diyor ki ee, Nobel tıp ödülü alıyor. Bütün dünyada da yaygın şimdi bu. İki tane ismi var çok merak edersek araştırmak adına söylüyorum bunu. Birinci adı mitofaji, ikinci adı otofaji. Mitofaji ile otofaji aralarında çok küçük farklar var elbette. Hemen hemen aynı şey değiller. Yaklaşık olarak aynı şeye denk geliyorlar ama aralarında fark var. Mitofaji, otofaji. Kendi kendini yemekten bahsediyor. Peki nasıl oluyor kendi kendimizi yememiz? Diyor ki o doktor, biz bir süre aç kaldığımızda diyor, vücudun enerji ihtiyacı oluyor. Güzel ama ben, ben bakılıyor midede bir şey yok. Bağırsaklara bakılıyor. Bağırsaklarda da bir şey yok. Eyvah diyor aç kaldık. Enerji lazım. Ne yapacağız? Ortaokul coğraf, bi, biyo, coğraf ediyorum. Ortaokul biyoloji derslerinde öğrendiğimiz bir şey var. Ne o? Lizozomlar. Lizozomlar ne? Vücudun çöpçüleri. Bunlar geliyorlar. Lizozomlar. Hücrelerin içine enerji lazım bize. E midede de bir şey yok. Bağırsaklarda da bir şey yok. Ama biz ben açım yani benim hayatımı devam ettirmem lazım. Yaşamaya devam etmem lazım diyor vücudun. Hayatı idame güdüsü temel kod çok güçlüdür. Hayatta kalma isteği vücudun bu konudaki programı inanılmaz hassas, inanılmaz keskindir ve çok net çalışır biz hiç farkında olmadan. Bütün vücudumuzun kodlandığı bir yer var. Hayatta kal hayatta kalabilmek için bazı şartlar var. O şartlardan ilkine enerji. İşte oksijene ihtiyacımız var. Enerjiye ihtiyacımız var. Enerji diyor. Bana enerji lazım. Açım diyor. Mide boş, bağırsaklar boş. Bir şey bulmam lazım diyor. İşte lizozomlar hemen devreye giriyor. Hücrelerin içine gidiyorlar. Diyorlar ki: "Gidin enerji bulun." Lizozomlar bir dağılıyor vücudun içine. Bakıyorlar ne var bu hücrelerin içinde? Mitokondriler var. Mitokondriler ne yapıyordu? Enerjiye dönüştürüyordu bir şeyleri. Lizozomlar mitokondrinin yanına geliyor diyor ki bu mitokondri hasta, bu mitokondri eksik, bu mitokondri yorgun, bu mitokondri çalışamıyor diyor. Hemen onlar çalışamayanları, hasta olanları, eksik olanları tespit ediliyor. Lizozomlar geliyor böyle onları böyle sarıyor etrafını. ...ve onların hem yedek parça yapıyorlar onlardan... ...başka mitokondrilerin için veya hücrenin içinde kullanmak adına... ...hem de onları enerjiye de dönüştürüyorlar. Ama bu bizi 1 iki saat idare ediyor. Fakat enerji geliyor mu? Geliyor. Vücut bak ne oldu? Eski mitokondriler gitti. Şimdi ne olacak? Yerlerine yenileri üretecek. Oh! Tertemiz, tazelenmiş olduk değil mi? Şahane. Japon bilim adamı anlatıyor bunu. Sonra... Biraz daha devam ederse açtık. E mitokondrileri yedik bitti. E birkaç saat daha geçti. Lazım bize enerji e, gelmiyor. Mideye bakın bakalım diyorlar. Bu tükürük bezleri bir şey çiğniyor mu bu? Aa çiğnemiyor. Boğazdan bir şey geçti mi? Geçmedi. Mideye bir şey düştü mü? Düşmedi. Bir e, vitamin bir şey geldi mi dışarıdan? Gelmedi. Midede bir şey var mı? Yok. Bağırsaklarda bir şey var mı? Yok. E mitokondrileri yedik. Yedik onları bitti. E ne yapacağız o zaman? Hadi bakalım. İşte otofaji başlıyor. Bu ilk sürecin adı işte o yüzden mitofajiydi. Bak şimdi otofaji başlayınca ne oluyor? Otofaji diyor ki... hemen vücutta beyin bir hormon salgılıyor. Bu hormonun bir sürü adı var. Türkçesi de gençlik hormonu da deniyor buna. Hormon salgılanıyor. Hormon bütün vücudu tarıyor. Hmm, burada diyor şey var... zararlı bir hücre var. Burada ölü bir hücre var. Burada hasta bir hücre var. Burada eksik bir hücre var. Tespit ediliyor o hücreler o tespit edilen hücreler bu sefer hop sarılıyor etrafı onlar yok ediliyor. Onlar enerjiyi dönüştürülüyor. Muazzam değil mi? Bir kalkıyoruz şeyden bu otofajiden oh eski mitokondriler gitti. Eski hastalıklı hücreler de gitti. Yerlerine yeni hücreler geldi. Nasıl yenilenme? Müthiş. Bunu neyle yaptık? Aç kalarak yaptık. Şimdi tam burası çok önemli. Ne kadar süre aç kaldık? İşte doktor diyor ki burada bir şey var yanılgı var. Moskova ekolü diye bir ekol var Rus ekolü. İnsanları 10 gün boyunca aç bırakıyor. 3 gün boyunca aç bırakıyor Allah muhafaza. Ona bütün doktorlar, bütün uzmanlar diyorlar ki bu tehlikeli. Bunda kalıcı hasar oluşur. Beyin hasarı oluşur. Bunda pankreas dengesizliği oluşur. Bütün vücut altüst olur. Kanser olmaya da açık hale geliriz. 10 gün aç durmak iyi bir fikir değil. Zaten İslam'da da böyle bir oruç yok. 10 gün aç durulmaz. Bu caiz de değil. Tıbben zararlı da. Doktor diyor ki Nobel tıp ödülünü alan doktor. O Moskova ekolünden gelenler vardır. Dünyaya Moskova'dan yayılmış bir şey var. Ee, aç kalıyoruz. 10 gün boyunca aç kalıyoruz. Su orucu tutuyoruz. 10 gün boyunca sadece su içiyoruz. Yok hiçbir şey yemiyoruz. Yok lahman yaptırıyoruz. Yok bunlar bunlar hepsi çok acayip zararlı şeyler. Asla bunları böyle komple reddediyoruz. Kategorik olarak reddetmemiz gerekiyor. Çünkü doktorlar aman ha aman aman ne olur diyorlar. Sakın diyorlar öyle uzun süre 10 gün falan aç sakın. Sakın. Bu ayrı bir mevzu. Bambaşka. O büyük bir Moskova'nın dünyaya yaydığı bir zehir o. Şimdi biz asıl o Nobel ödülü alan Japon doktorun söylediğine bakacağız. Devam ediyoruz. Diyor ki adam nasıl olacak diyor bu kendi kendimizi yedik. Yani ilk önce mitokondrileri yedik. Sonra hücreleri de yedik. Bir tazelenme, bir yenilenme geldi. Ne kadar aç kalacağız peki? Diyor ki, akşam diyor artık gün aydınlanmaya yakın. Bak bak, neredeyse feci kazip, feci sabit diyecek adam. Dikkat et, çok önemli. Diyor ki, neredeyse gün aydınlanmaya yakın. En son yemeği yiyeceğiz. Yani, yani sahur. Sahur demez ama o. Sonra diyor bütün gün hiçbir şey yemeyeceğiz diyor. Bak hocam sakız da mı çiğnemeyeceğiz? Hani var ya hani sakız çiğnesek oruç bozulur mu, mu sorusu. Sakız da mı çiğ Yok diyor sakız da çiğnemeyeceğiz. Güzel iyi baya orucun farzlarını sayıyor işte. Dışarıdan vitamin almak yok. İğne yaptırmak yok. Vitamin iğnesi besleyici iğneler falan yok. Su su da yok. Ağzımızı çalkalayabilir miyiz bir ihtimal? E bir miktar diyor çalkalayabiliriz. İşte abdest alabiliriz. <laughs> i̇şte hati o da. Ama o farkında değil ne söylediğini. Sonunda diyor ki ne zaman yemek yiyeceğiz peki hocam? Diyor ki akşam diyor hava karardıktan sonra. Aha iftar. Çok güzel değil mi? Sahuru tarif etti, iftarı tarif etti. Peki bunu ne sıklıkla yapalım hocam? Her gün yapalım mı? Yok diyor. Haftada diyor en fazla iki kere. Bak sen Allah'ın içine. Pazartesi, perşembe orucu işte. Diyorum ki. Ben Müslüman olarak zaten Pazartesi, Perşembe'de oruç tutuyordum değil mi? Ali S.F'nin en sevdiği nafilelerden biri. Öyle değil mi? Pazartesi, Perşembe oruç tutuyorduk. E onu söylüyor işte. Bunu söyledi, 2016'da Nobel Tıp Ödülü aldı Japon doktor. Otofaji. Haftada iki gün aç kal. Haftada iki gün aç kal ama... tam diyor... artık... gün aydınlanmaya yakınken yemeği kes... Hatta mümkünse ye yat diyor onlar yani hani akşam yemeği ya da işte öğleden sonra bir saatte ye uyu akşam gece uyu sabah kalktığında da bir şey yeme ta akşama kadar. Tamam işte yani. sahura kalk diyor orucunu yap niyet et oruç tut akşam da iftar et. Şimdi 2016 yılında Nobel tip ödülü aldı bununla ama ben bunu Müslüman olarak Peygamber Efendimiz'i uzun zamandır biliyordum. Bunu niye söyledim? Şu yüzden. Dünya Sağlık Örgütü diyor ki bana İnsanın diyor bağırsa 6 metre. Güzel. 1, 2, 3, 4, 5, 6 metre bağırsak var diyor insanda. Şahane. Şimdi bazen 7 metre de olur bu insana göre değişiyor. 6, 7 metre. Şimdi bu bağırsağın diyor tamamını doldurarak yemek yediğimizde diyor çok yediğimizde kendi kendimizi zehirliyoruz diyor. Bak burası müthiş bir bilgi. Ne yapacağız peki efendim? Doktora soruyoruz. Hocam nasıl yemek yiyeceğiz? Az yiyeceğiz diyor. Niye? Bağırsakta diyor yemeğin diyor hareket edebilmesi için yer ve pay bırakacağız. O sırada da diyor floramız da beslenecek diyor. Peygamber Efendimize soruyoruz. Efendim sahabe soruyor. Nasıl yemek yerim ya Allah'ın Resulü diyor. Ne diyor? Diyor ki yedi bağırsak doldurmayın. Bir bağırsak doldur. Allah Allah. E dünyasal görüktü yeni söyledi bunu. Bağırsağın tamamını doldurmayın. İnsanın 6-7 metre bağırsağı var diye. E Peygamber Efendimiz söylüyor işte. Bak bu harita duruyor hadis-i 7 bağırsak doldurmayacağız. Bir bağırsak dolduracağız diyor. 2. Demek ki sünneti terk etmeseydim ben Dünya Sağlık Örgütü'nün bana bugün diyet programı yapmasına gerek yoktu. Başka? Nasıl yemek yiyelim? Bir düzen olsun diyor. Abur cubur yemeyin diyor değil mi doktorlar, diyetisyenler. Bununla da Nobel Tıp Ödülü alındı. Ne zaman? 2019 yılında. Sürekli bir şey yiyip mideyi doldurmanın insanı öldüren bir zehirlenme olduğunu anlattı bir araştırmacı. Müthiş bir araştırma. Peygamber Efendimiz diyor ki midenizden daha büyük fesat doldurabileceğiniz bir yer yok diyor. Allah Allah. E şimdi ben Müslüman olarak sünnette kalsaydım zaten pazartesi perşembe oruç tutacaktım. Müslüman olarak sünnette kalsaydım, farzda kalsaydım zaten Ramazan'la oruç tutuyorum. Değil mi? E Müslüman olarak sünnette kalsaydım benim peygamberim bana demiş ki yedi bağırsak doldurma. Ben sünnette kalsaydım benim peygamberim bana demiş ki mideni fesat çukuru gibi doldurma. Burada ne çıkıyor? Burada şu çıkıyor. Hani bir Yahudi vardı. ve vesselam'ı öldürmeye gelmişti. Yakaladı onu sahabeler. Ya o sahabe ne meşhur? O sahabelerin yakaladığı Yahudi ne ile meşhurdu? Oburluğuyla. Çok fazla yemek yiyormuş. Bütün o diyarda oburluğuyla meşhur bir adamdan bahsediyoruz. Beş kişinin yiyeceğini bütün gün yiyeceği yemeği bir oturuşta yiyen adamdan bahsediyoruz. ve vesselam'ı öldürmeye geliyor. Yakalıyor onu sahabeler. Bayağı uzun zaman peşinde koşuyorlar. Haberi, haberleri var çünkü. Yakalanıyor sahabe. Getiriliyor. Esir artık. Peygamber Efendimiz'e hesap verecek. O da öldürüleceğini zannediyor. Peygamber Efendimiz de konuşuyorlar. Sonunda o Yahudi Müslüman oluyor biliyor musunuz? Müslüman olunca karnı aç. Yemek verilecek ona. Şimdi tamam tutuklu yükümlü ama yemek de verir sahabe. Veriyor. Adam neyle meşhur? Oburluğuyla meşhur getiriyorlar adama. 20 kişilik yemek koyuyorlar önüne. Yiy, diyor yani sen bu kadar adamsın yiyorsun. Onu diyor ben bu kadar yemek istemiyorum diyor. Bir lokma yiyor birkaç bir şey. Ben diyor doydum diyor. Bütün sahabe şaşırmış. Nasıl? Nasıl doydu ya bu? Allah Allah. E sen buraların en obur adamıydın diyor. Tam işte orada Aleyhisselatü Vesselam geliyor. Diyor ki siz onu hala kafirler gibi yemek yiyecek mi zannedersiniz diyor. Müthiş değil mi? Yemek yeme adam. Müslümanın bir yemek alışkanlığı var. Müslümanın bir yemek yeme biçimi var. Oruç, hani orucun hikmetleri saymakla bitmiyor ama şuna da indirgemek sakıncalı. Ben buraya indirgemek istemiyorum. Buraya indirgedik mi de başka bir hata çıkıyor ortaya çünkü. İşte otofaji olsun diye oruç tutuyoruz, vücudumuz yenilensin diye. Hayır, oruç bunun için tutulmaz. Çok net bilgi. Oruç Allah rızası için tutulur. Oruç Allah emrettiği için tutulur. Bitti gitti. Sonra başka faydaları varmış bana. Ne ala. Faydası olsa da tutacağız, olmasa da tutacağız. Faydasının farkında olsak da tutacağız, olmasak da tutacağız. Niye? E kural basit. Postula deniyor buna. Neden, niçin, niye diye sorular soramıyoruz. Çünkü Allah öyle emretmiş. Bu şey gibidir. Yani yemek yeme konusu olduğu için. Domuz eti yemek. Neden yemiyoruz domuz eti? Efendim domuz eti yiyen eşini kıskanmazmış. Başka domuz etinde bir parazit varmış adam hasta ediyormuş. Başka domuz eti şunlara şunlara. Yani domuz eti nasıl hasta ediyor insanları bilmiyorum. Ben bakıyorum mesela <laughs> yurt dışından gelen turistlere böyle kapalı çarşıda aslan gibi dolaşıyorlar. Sağlıklılar. Ne olmuş onlara bilmiyorum. Ne oluyor bilmiyorum. Belki bir şey oluyordur yani. iddia etmiyorum da gayet bize göre fena halde sağlıklılar yani. Hani pek de bir şey olmuş gibi görünmüyorlar. Belki ileride olacak bilemiyoruz. Ama mesele bu değil hasta ediyormuş, parazit varmış, eşini kıskanmıyor musun? yok işte bilmem neresini yiyormuş. Mesela dönüyor dolaşıyor. Sen bunlardan dolayı mı domuz eti yemiyorsun? Yoksa Allah yeme dedi diye mi? Ben Allah yeme dedi diye tutuyorum. Yemiyorum domuz eti. Niye? Çünkü bir gün bir doktor çıksa, bugün 5 sene sonra, 10 sene sonra, 100 sene sonra. Dese ki ya ben bir hap buldum, bir iğne buldum, bir sprey buldum, bunu sıktın mı domuz etinin o bütün zararları var ya o da bertaraf oluyor. Bu da kanıtlansa ne olacak? Ayetin hükmü mü kalkacak? Olur mu öyle? Bütün ayetler kıyamete kadar. Sabit. Bütün zamanların doğrusu. Başka? Bütün mekanların doğrusu. O ayet burada geçerli. Arap Yarımadası'nda biraz Kuzey Rusya'ya gittim mi artık bu ayetin hükmü yok diye bir şey yok. Ayetler bütün mekanlarındır başka. O eskiden de şimdi öyle de bir şey yok. Ayetler bütün zamanlarındır. Nereye kadar? Ta kıyamete kadar. Bütün mekanlardan kasıt ne? Dünyadan çıkıp Mars'a gitsek ayetlerin hükümleri kalkar mı? Kalkmaz. Bütün mekanlardan kasıt <laughs> bütün kainat, bütün evren. Evrenin neresinde olursan ol. Ayetlerin hükmü geçerlidir. Ne zaman kalkar ayetin hükmü? Şuursuzluk halinde. Ne demek o? Yani işte oruç tutuyoruz ya, şuur, şuurla. Nasıl oluyor? Oruçun şuurla tutmak ne demek? Şuurun ilk şartı. En tepe şartı. Niyet etmek. Neden? Ne yaptığının farkında olmak hali işte. Oruçtayken ne yapıyoruz? Niyet ediyoruz. Ne yaptığımızın farkında oluyoruz. O sayede oruç, oruç oluyor. Niyet etmezsek oruç, oruç olmuyor. Çünkü niyet yok. Niyetli olmak müthiş, muazzam. Hayatta öyledir. Yemek yerken de, işte yemek yeme adabında. Çünkü niyet öyle önemli bir şey ki, niyet var edici unsur. Ne iş yaparsak yapalım, ne yaparsak yapalım, niyet de var oluyor. İnna ve niyet. Bütün amellerimiz, niyetlerimize göredir. Yani, ben onu kötü niyetle yapmamıştım, iyi niyetle yaptım, bu değil o. Hiç kimse kusura bakmasın. Bu şu, bütün amellerimizin, varlığı veya yokluğu meselesi bu bir ontoloji bu bir varlık tartışması. Bir şeyi var etmek istiyorsak önce niyet edeceğiz. Bu oruç tutarken, namaz kılarken, peki başka yemek yerken düşünsenize. Diyor ki alim meşai yemek yerken de niyet edilir. Nasıl hocam yani yedilir? Allah rızası için yeniden yemekle çok acıktım da. Allah'ım çok yedik ya. İki yemek arasında hangisi yemek? Allah rızası için yemekle böyle bulduğunu böyle midesine götüren öğütücü makina. Bir çizgi film vardı. Tanzanya canavarı mıydı neydi böyle? Hani peynirin terekezini bile yiyordu. E, öyle yemek yediğimizde o yediğimiz yemekle Allah rızası için yediğimiz yemek bir olur mu? Ne yapıyoruz? Yemekte de niyet Niye yemek yiyoruz? Ha, bu her şeyde mi geçerli? Evet. Nasıl her şey? Uykuda da geçerli. Allah Allah. Nasıl oluyor? Uykuya niyet edilir mi? Edilir tabii. Ne diyor? Beyazı Hazretleri hiç diyor niyet edilerek yatılan uykuyla niyet etmeden yatılan uyku bir olur mu diyor. Örneğini de şöyle veriyor. Niyet etmeden başlanan uyku akıp giden bir dereye kütüğün düşmesi gibidir. Diyor. Of. Kötüün şuuru var mı? Son nereye götürürse çarpa çarpa gidiyor. Ah işte o. Halbuki güzel bir besmeleyle, güzel bir niyetle. Niye dedim Allah rızası için olmaya? Niye dedim Allah rızası için eve gitmeye? Niye ettim Allah rızası için yemek yemeye? Aynı namaza oruca niyet eder gibi. Bu işte ne sağlıyor bize? Onu var ediyoruz o yediğimiz yemeği. Yattığımız uykuyu, gittiğimiz sılay akraba ziyaretini, arkadaş ziyaretini. İşe gelmiş adam. İşte niyet ediyor. Ya o işin bereketi Allah rızası için işe gelmiş. Allah rızası için uyumuş. Allah rızası için ders vermeye gitmiş. Allah rızası için ders almaya oturmuş. Müthiş varlık. İnşaat. İşte bu. Öbürü niyet etmedik mi? Buf, her şey çöktü. Yok oldu gitti. Var edebilmek için önce niyet etmemiz gerekiyor. Peki Nobel araştırmaları, tıp araştırmaları yemekle ilgili. Diyor ki insan yemek yemeden önce kısa bir süre 3 saniye boyunca düşünse diyor şimdi yemek yiyeceğim. Şunu yiyeceğim, şunu yiyeceğim ve bunu yiyeceğim diye düşün. Bakın tıp ödülünden bahsediyor. Diyor ki insan yemek yeme oturduk diyor. Masanın önünde düşüneceğiz diyor. Şimdi yemek yiyeceğim. iki dilim ekmek yiyeceğim. Bir tas çorba içeceğim. Şu kadar salata sonunda da bu meyve yiyeceğim. Yarı yarıya düşürür diyor yediği şey. Aa dur dur. Ne, ne, dedin hocam? Yarı yarıya düşünün. Niye? Çünkü diyor beyin ona hazırlandığı andan itibaren, vücut da ona hazırlandığı andan itibaren, vücut diyor dürüsttür insanın bedeni. Çok namusludur. İhtiyacı olandan fazlasını talep etmez. Bizim problemimiz vücuda ihtiyacı olandan fazlasını bizim aşağıya doğru itiştirmemiz. O talep etmez. Sen diyor düşündüğün andan itibaren diyor o diyor talebi varlık var olacak diyor talebi ve sen ona göre ayarlanacaksın diyor. Aa niyet et diyor yani bana adam. Allah Allah. E ben niye 2018 yılında adamın bu araştırma yapmasını bekledim ben biliyordum zaten Peygamber Efendimiz söylemişti bana. O yüzden diyorum yiyorum yiyorum doymuyorum. Arkadaşım yiyor yiyor doymuyor. Göbekler bir türlü gitmiyor. Niye? Çünkü biz kendi kendimizi zorladık yemek yiyerek. Ana fikir ne? Ana fikir şu. Bağırsak florasında bakterilerimiz var. Nereden geldi o bakteriler bize? Flora deniyor ona. Milyarlarca yararlı ve müthiş alim bakteriler var. Alim mi? Bakterinin alim mi olur? Alim. Biliyor. Sen bilmiyorsun, ben bilmiyorum. Siz görseniz fosforla kalsiyum ayırabilir mi insan? Bu fosfor, bu kalsiyum molekülü diye. Nereden ayıracağız biz? Ne bileceğiz onu? Sadece bir tane bilim adamı vardır, çok ezbere biliyordur. O da mikroskopun altında falan ayırır. Ama bunu ayıran bakteriler var. Bu fosfor, bu kalsiyum, bu demir, bu şu diye. Tık 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 biliyorlar. O işte o yüzden onlarda öyle bilgiler var ki. Nereden geldi o bilgiler bize? Annemizden. Doğum anında. Ya ham hani çok sancılar oluyor şey oluyor işte o sancılar sırasında son artık bebek doğarken anne göbek bağından çocuğa büyük bir miras kendi annesinden aldığı. Oo, ta hava annemizden beri devam eden bir network o. Annesinden aldığı bakterilerin kopyalarını bir miktarında hop bebeğe veriyor. Biz de onunla doğuyoruz. Sonra onları neyle öldürüyoruz? Antibiyotiklerle öldürüyoruz. Neyle besliyoruz? Az, lifli gıda, bol hareketli hayatla, tam da Efendimizin tavsiye ettiği gibi hayatla floramızı besliyoruz. O floramızdaki bakteriler neyin ne olduğunu biliyorlar ve hayatımızı idare ediyorlar. Ve biz aslında yerken doyuyoruz da fazla yediğimiz için, çok çeşitli yediğimiz için hayatımızda ne oluyor? Yiyorum, yiyorum, doymuyorum oluyor. Sonra 2016'da bir Japon doktoru gelip ya siz pazartesi, perşembe orucu tutar gibi haftada iki gün aç kalın demesini bekliyoruz. Sünnet orada dururken. Bekliyoruz gibi bir diyetisyen bize gelsin desin ki az ye. Sünnet orada duruyor. Bekliyoruz gibi uzman doktor gelsin bize desin ki bağırsağının yedide de doldur. E hadis-i şerif orada duruyor. Başa dönüyorum sünneti seneyi terk etmeseydik... ne kilo alırdık... ne şeker hastası olurduk... ne karaciğerimiz yağlanırdı... ne yorgun olurduk... ne düşüncemiz düşerdi... zinde, sağlıklı, hızlı düşünen, muhakemesi yüksek... böyle yemekten kaynaklanan hastalıklarla uğraşmayan... sağlıklı nesillerimiz olurdu... çok basit... sünnete tabi olmak... daha üst cümlesi... Sadece yemekle ilgili değil. Hayatın her alanında. Evde, işte, uykuda, banyoda, yemek masasında, savaşta, her yerde ne kadar çok sünnete yaklaşırsak o kadar netice alabiliyoruz. O kadar huzurlu, o kadar mutlu olabiliyoruz. Ben gençken bir laf vardı. Onunla bitirelim mi sohbeti? Huzur İslam'da diye böyle meşhur. Huzur İslam'da hakikaten. Müslüman sünnet-i seniyeye tabi olmuş sünnetteki gibi yiyen, sünnetteki kadar yiyen, sünnetteki şekliyle yiyen Müslümanın hayatı sağlıklı oluyor, mutlu oluyor, huzurlu oluyor, başarılı oluyor. Bütün burada ana fikir şu. Bu flora diyoruz mesela. Hani ne alakası var tip 2 Ne olmaz olur mu? Şeker hastalığıyla. Şimdi nasıl neden şeker hastası oluyor? Ben oldum mesela. Neden oldum şeker hastası? Durup dururken bir ölçtüler şekerimi. 200, aa, 300, 400, 500 ne oluyor ya komaya gireceğiz şeker konusu. Durup dururken niye? Varmış meğerse gizli şekermiş bendeki. Arttı 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 birden artık patladı. Ve bildiğiniz şeker hastası oldu. Üç günde. Ya pazarsı Pazartesi başladı. Çarşamba gecesi geçmiş olsun. Siz tip 2 diyabetsiniz. Buyurun insülininiz bu. Buyurun hapınız bu dediler. Eyvah. Niye şeker hastası oldum ben durup dururken? Dengesiz beslendim. Hareketsiz kaldım. Ne bulduysam ağzıma tıktım. Pazar Perşembe borcu tutmadım. Bak, sen dua et. Karaciğerin gibi kalbinde yağlanmamış da böyle bir gece bir yerde hıkık diye kalmamışsın yani. O durumda ve yaşıyorum. Ne, ne bu dedim yani bu şeker hastalığı? Eğerse olay şu. Hani pankreas bir organ var ya bizde. Bir ara doktorlar diyorlardı ki alalım bunu ya bir işe yaramıyor diye. <laughs> Olur mu ya? Allah Teala bir organ yapmış koymuş oraya. Bunlar diyor ki alalım bunu bir işe yaramıyor. Sonra sonra anladı insan Yok yok dedi bu önemliymiş. Büyük bir meseleymiş. Almayın sakın diyorlar. Almayın tabi alınır mı organ? Dünyanın en büyük laboratuvarı o. Daha büyük, daha gelişmiş, daha iyi sonuç alan laboratuvar bir tane bile yok başka. Dünyada yok şu anda. Bir insanın pankreasının yapabildiğini yapabilen laboratuvar yok. Ne yapıyor? saniyesinde kan tahlili yapıyor. Saniyesinde kan üstünden geçerken tık tık kanı tahlil ediyor. Şeker çıkmış diyor kanda. Nasıl çıkmış şeker? E yemişiz yemeği. Ne yemişiz? Glisemik indeksi yüksek şeyler. Ne onlar? Ekmek. Ekmek tam buğday ekmeği, yarım buğday ekmeği, çavdar ekmeği, siyez ekmeği. Fark etmiyor. Mısır ekmeği bilmem yani ne? Ekmek ekmektir. Karbonhidrat karbonhidrattır. Kimse numara yapmasın. Fark etmiyor hepsi. Alıyoruz onu. Bağırsaklarda acayip hızlı sindiriliyor. insan çok seviyor onu. Hemen şekere dönüşüyor. Hani var ya o ekmek yemesem olmuyor. Niye olmuyor ekmek yemesem? Dünyanın en bedava yiyeceği Hoppa yedik onu. Hop sindirildi. Acayip süratli sindirildi. Hemen şekere dönüştü. Hemen kana karıştı. O doydum. Neyi doydun? Doymak değil o. O karbonhidratın hızlıca olmuyor. Bir de bağırsaklardan öyle hızlı geçiyor ki o. Böyle bakteriler dedim ya flora orada her şeyi bilen bizim vücudumuzu ayarlayan bakteriler. Orada milyarlarca bakteri var. Annemizden miras kalanlar hani. Onların önünden böyle o karbon hmm diye geçiyor gidiyor. Aa diyor bakteri. E ben yiyecektim hani bana yemek kalmadı. Ben de yiyecektim. Ne oldu bakteri gitti. Yedirmedik onu beslemedik. Niye? Karbonhidratla beslendik. Ekmek, ekmek, ekmek. Vuuu diye bağırsaktan da geçti gitti. Kimseye de bir şey kalmadı. Ne bana kaldı ne bakteriye kaldı. Kimse doymadı. Doyduk zannettik kendimizi abi. Halbuki. Şimdi ben böyle beslendim. Ben hareketsiz beslendim. Sonra ne oldu? Pankreas baktı ki kanda şeker var. Niye? Ekmeği yemiş. Ekmek glisemik indeksi 72. Çok ciddi. Kesme şekerden fazla şeker. Ekmek bir dilim ekmek. Ne ekmeği olursa olsun bu arada. Bir dilim ekmek kesme şekerden daha şeker. Yedik onu kanda şeker arttı. Pankreas çaktı davayı. Dedi ki hemen insülinler girin devreye ne olacak? Bu şekerler alınıp hücrelerin içine verilecek. İnsülinler geldi, kana karıştılar. Merhaba şeker burada. Aldım şekeri. Hop 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 hücrenin yanına gidiyor. Merhaba. Merhaba diyor. Hücre diyor ki efendim şeker var alır mısın diyor insülin. Alırım diyor. Alıyor. Reseptörler açılıyor. Şeker içeri giriyor. Hop insülinle birlikte kapanıyor. Aa pankreas bakıyor tamam. Kandaki şeker normal. Peki benim gibi insanlarda İnsülin yine pankreas bakıyor. kanda şeker var. İnsülinler devreye girin. Ne yapacağız? Alın şekerleri hücrelere dağıtın. Haydi bakalım hop 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 geliyorlar. Şekerleri alıyorlar. Hücrenin yanına gidiyor. Kafayı çalıyor. Hücre cevap vermiyor. Hücrede cevap yok. İnsülin diyor ki aha şekerle diyor, kaldım elimde. Hücre almıyor içeri. Geri insülin kanın içinde dolaşıyor elimde şekerli Pankreas bakıyor. Ya bu şeker niye düşmedi? Ben insülinleri gönderdim bunu hücreleri dağıtın diye. Allah Allah. Hadi bir daha insülin. Aa! Yeni insinler geliyor. Hücrelere kapıyı çalıyorlar. Açın kapıyı. Şeker ver. Alın bunu. Kandaki şekeri düşüreceğiz. Hücre diyor, ıı, "Almam. Ya düne kadar alıyordun. Şimdi niye almıyorsun?" Beni diyor buraya kadar yağ doldurdun. Hücrenin içi yağlandı. Bana ne olur şeker ver mi diyor? Şeker ya. Hoppa dönüşür çünkü. Ben diyor buraya kadar yağ doldurdun. Ne olur diyor bana gönderme. Ne olur bana diyor verme. Ay ayda yeni gelen insülinler de ellerinde şekerle kaldılar mı kanda? Bir daha insülin şeker devam. Bir daha insülin şeker devam. Bir, iki, üç gel, gelsin sana insülin direnci. Hoş geldiniz tip 2 diyabet. Hadi bakalım şeker hastası. Şeker apım var. Hop insülini vuracağım. Böyle rahat mı olur? Ne, neden yaptım ben bunu kendime? <laughs> diye doldurdum. Bütün gün oturdum. Hareket yok. Full ekmek, karbonhidrat. Biz Anadolu insanıyız, buğdayla besleniriz, yiyeceğiz ekmeği, ekmeğin siyezi, tam buğdayı, yarım buğdayı, ata buğdayı, kenar buğdayı. Ya ne yersen ye karbonhidrat. Patlattım kendimi. Nasıl çözeceğiz meseleyi? Sünneti seni ye. Ne diyor? Yeme, hareket et, az ye. Başka? Dengeli ye, yedi bağırsağı doldurma, bir bağırsak doldur. Pazartesi, perşembe oruç tut. Kendi kendine bırak vücudun otofajı yapabilsin. Sonra mümkün olduğu kadar az ye. Birkaç öğün ye. Beş öğün, yedi öğün. Bir de ara öğün, on öğün. Ne yapıyorsunuz? Böyle yemek olur mu? Ömrün geçer çiğnemekle yani. Niye böyle bana bir şey anlattınız? Bana böyle anlattınız. Ara öğün ye, sabah kahvaltısı ye, bir daha ye, kuşlukta ye, akşam ye, yatmadan önce ye. Böyle hayat olur mu? Niye bana böyle bir hayat tarif ettiniz? Ben niye düştüm bu tuzağa? Çünkü sünneti terk ettim. O yüzden en başa dönüyoruz. Yemek yeme adabı, yemek yeme ahlakı bu dünyanın kurtuluş anahtarı. Çünkü iş dönüyor, dolaşıyor. 9 milyar insana yemek yetmeyecek meselesine de geliyor. E böyle yersen bu dünya değil 9 milyara, 90 milyara da yeter. Allah tuttuğumuz oruçları kabul etsin. Yarın akşam yine başka bir iftar, programı, iftara doğru programında Başakşehir Belediyesi'nin sosyal medya hesaplarında görüşmek üzere.